yarası çoban. Sigaranın feneri yak gidelim. Ne güzel oğlan, hey yandım aman. Che o morfio son giardina, mi piace o morfio son giardina, vai sti manantis patis pigana, natis pigana. Otantik Kıbrıs mutfağının bugün bir ilke imza koyuyoruz. Bu ilk dediğimiz olay bugün Güney Kıbrıs'ın güneyinde Evdim köyündeyiz ve otantik Kıbrıs mutfağı buradan devam ediyor. Evet, bugün farklı bir gün, farklı bir adım, farklı bir anlayış. Ve biz bugün bütün adamızın, Kıbrıs'ın güneyinde Evdim, onun ayrı bir özelliği vardır. Evdim benim köyüm, babamın köyüdür. Ve şu anda durduğumuz nokta, anons yaptığımız nokta bizim büyüdüğümüz ev. Ve hemen arkamda gördüğünüz gibi ailemizin amblemi görülüyor. Bir çam ağacı, Z harfi Zekai, M harfi Menteş ve evin yapılış tarihi 1936. Evet, Evdim Köyü Kıbrıs'ta 4 Türk köyünden bir tanesi. Lurigina, Galeburnu, Galatya, Evdim ve Aytotoro dediğimiz köyler Kıbrıs'taki önemli köylerden bir tanesidir. Evet, ben buraya gerçekten bugün çok farklı duygular içerisinde bu anonsu yapıyorum. Çünkü Evdim Köyü'nde çocukluğum burada geçti. Dut ağacından meyve yedik. Cevizden meyve yedik. Burada koştuk. Bir tarafta samanlık vardı. Bir tarafta yapma yeri vardı. Hemen evin girişinde biraz nostalji gibi olacak. O yolculuğa çıkıyorum bir anda. Hemen evin girişinde tipik bir Kıbrıs evi havası vardı. Tam anlamıyla, yaşantısıyla, sosyal hayatıyla ve kullanılan araç gereçlerle bir hayat vardı burada. Kıbrıslı hayatı vardı. Kapının girişinde kapı çok büyüktü. Böyle Roma tipi çok büyük bir kapıydı. Kapının hemen girişinde sağ tarafta iki fırın vardı. Fırın yanında ahır vardı. Ahır yanında gazlar, tavuklar vardı. Ve nenem, Cemal'e nenem, nur içinde yatsın. Her köye gelişimizde o fırınlar yanardı. Halen daha onu anımsıyorum. Halen daha o yolculukta gidiyorum. Şinya, odun kokuları, fırından çıkan o tütsüler, kokular bir başkaydı. Başka bir diyara giderdiniz o kokuyu alınca. Çünkü koku arkasında hemen Kıbrıs çöreği, ekmeği, şinnosu, bittası ve aynı zamanda da kebapları çıkıyordu. Böyle bir ortam vardı burada. Çok zengin bir florası vardır bizim Evdim'in ve köyün. Hemen sağ tarafımda çok güzel dere vardır. Evet, 2014 yılındayız. Konuştuğum yıllar 1969-70-73 yıllarıdır. İşte o yıllarda bizim deniz kenarında bağlarımız ve bostan vardı. Biz bu dere üzerinden eşeklerle birlikte, kardeşim, amcalarım hep beraber eşeklerle dere boyunca deniz kenarına giderdik. Ve meşhur olan Evdim Denizi. Evet, meşhur bir denizdir. Ve biz orada eşeklerle gidip orada bağ bozumu yapardık. Orada gerek asma yaprağı olsun, gerekse üzüm kesimi olsun. Orada yapardık. Ben ilk üzümün tadını burada aldım. İlk üzüm kesmeyi 10 yaşında burada öğrendim. İlk makası burada tuttum. Ve 9-10 yaşındayken ilk fotoğraf makineme sahip oldum. Emekli posta şube amiri Taysin Bey amcam onun bana aldığı bir hediye. Ve 9-10 yaşında bana köyü dolaştırıyordu. Babarga değinen tepe vardır ve diğer tepeler vardır. Bana tepeleri dolaştırıyordu, fotoğraf çektiriyordu ve Evdim'i tanıtmaya çalışıyordu. Kültürüyle, yaşantısıyla, doğasıyla, ağacıyla beraber. Kendisine çok minnet borçluyum tabii ki. 9 yaşından beri bana en azından bu sevgiyi aşıladı. Bu kültürü vermeye çalıştı. Evet, Evdim köyü böyle. Evdim çok çok önemli kişileri yetiştiren bir köydür.
Bugün Acapulco'nun sahibi Ünal abimiz, Oscar Erdem abimiz, bunun yanında milletvekilleri ve da birçok insanı yetiştiren bir köydür aynı zamanda. Çok özelliği olan bir köydür. Doğasıyla, çevresiyle, mimarisiyle, sosyal yaşamıyla gerçekten önemli bir köy, Evdim Köyü. Daha sonra Düzkaya adını aldı ve şu anda Çatalköy olarak biliniyor. Evdimlerin kaldığı yer Çatalköy'dür. Evet, şu anda Evdim'de az sonra program dışında bile olsa kısa bir gezi yapacağız. Ve bu gezi içerisinde cami olsun, kahvehane olsun, eski sinema yeri olsun. Belki bunları bir görüntüleme çalışacağız hep beraber. Evet, Evdim'in en önemli özelliği bağcılıktır. Hayvancılık ve bağcılıktır. 1972 yılında kuzeydeki Galatya olarak bilinen Mehmetçik köyüne üzümler buradan gitti. Mehmetçik'te üzüm olayı vardı. Osmanlı dönemine dayanan bir olay vardı. Ancak bunlar kurutuldu, kurudu, yok edildi. Ama 1972 yılında Evdim'den Mehmetçik'e üzümler gitti ve üzümlerin kökeni de Evdim'dir. Mehmetçikli Tayyare Dayı olarak bilinen kişi Evdim'den Galatya'ya, Mehmetçik'e üzümleri Fortigo'yla, kamyonla götürmeye çalıştılar. Ve bugün ise o üzümlerin kökeni Evdim köyüdür. Buradaki diğer özellik üzüm ürünleridir. Burada çok güzel üzüm ürünleri sucuklar yapılıyor. Ve benzeri diğer üzüm ürünlerini burada bulabilirsiniz. Bir ilk olarak otantik Kıbrıs mutfağını toplumsal anlamda Kıbrıs kültürünün sürdürülebilmesi, yaşatılması, geç nesillere anlatılması ve otantik dokusu içerisinde varoluşunu otantik Kıbrıs mutfağı programında sizlere sunmaya çalışıyoruz. Sevgili yönetmenim Serkan kamera başında çok dikkatli bir çekiyor şu anda. Ona da biz burayı anlatmaya çalıştık. O da ilk kez bizim köyü görüyor, güneyi görüyor. Evet, değerli izleyiciler, otantik Kıbrıs mutfağı programı işte bu anlamda önem taşıyor. Çünkü amacımız Kıbrıs kültürünün, mutfak kültürünün yemek yapma değildir. Doğasıyla, coğrafyasıyla beraber ve yemeklerin yapılışından kültürüne kadar var olan kültürün sürdürüle gelmiş şeklinin sürdürülmesi için önemli bir programdır. Ve biz bugün bir ilke adım attık. Otantik Kıbrıs mutfağına bir imza koyduk. Sevgili yönetmenimin desteğiyle beraber, Serkan'ın desteğiyle beraber. Ve biz bugün otantik Kıbrıs mutfağının, Kıbrıs'ın göğünde kalan kısmında ilk çekimi Evdim Köyü yapıyoruz. Evet, böyle önemli bir köy, önemli bir coğrafyaya sahip, insanlarına sahip. Devinde ifade ettiğim gibi bayağı yetenekli, çok yönlü, insana yetiştiren turizmci yatırımcısından politikasına kadar, yazarına kadar çok iyi insanlar yetiştiren bir köy. Ve biz bugün Evdim Köyü'nde, Evdim Köyü'müzde, kendi evimizde şu anda dedemin evinde bu anonsu yapıyoruz. Ve şimdi Serkan dostumla beraber köyde kısa bir tur ve aynı zamanda da burada Tofa olarak bilinen dostumun evinde Kıbrıslı Türklerin hırsız, Kıbrıs Rumların Greftigo dediği ama aynı anlam kebap, fırın kebabı. Bu nasıl yapıldığı konusunda. Tabi bu enteresan bir kebaptır. Aslında bunu anlatmaya çalışacağız sizlere. Nerede olursanız olunuz, ister Karpaz'da, ister Baf'ta olunuz, ister Leymosun'da, ister Gine'de olunuz. Sonuçta ayrı isim, aynı gökyüzü altında yapılan bir kebap türüdür. Kültürü vardır, öyküsü vardır. Aynı zamanda yapılış ile aynıdır. Bir tek Greftigo hırsız. Ötesinde her şey aynı. Aynı tat, aynı lezzet. Aslında bunu göreceğiz. Sizlere Evdim'de, köyümden, babamın köyünden bunu sizlere aktarmaya, yapmaya çalışacağız. Evet, şimdilik bu kadar. Az sonra konumuzu devam edeceğiz. Şimdi hep beraber Tofa'nın evine gidiyoruz. Ama önce bir kısa bir köy gezintisi. Evet, burada, bu mahallede bizim tüm ailemiz kalıyordu. Bizim evin arkasında Doktor Mustafa Çağ'ın amcamın evi. Diğer tarafta Düre yengemin, Gihatlam'ın evi. Hep böyle ailenin kaldığı bir mahalle. İç içe, çok samimi bir ortam içerisinde kalınıyordu, yaşanıyordu. Gördüğünüz gibi evimiz şu anda bozulmuş değildir. Aynı şekilde kalıyor. Koruma altında gibi gördüm. Burası aşevi, mutfaktı. Hemen ileride samanlık ve lazımlık, yani tuvalet vardı.
İlk çekim yaptığımız alanda ise odalardı. Yatman için kaldığımız odalardı ve geniş bir bahçesi vardı. Hemen arkasında da deremiz vardır. Çok uzun boylu bir dere. Bu dereyle ta denize kadar ulaşabiliyordu. Evet, Evdim köyündeki bizim atölyemizde böyle bakımlı gördüm. Gerçekten burayı kullanan kişi biraz sanatçı ruhlu yanılmıyorsam. Çünkü sanatsal bir şey yarattı burada. Bu çok hoş bir şeydir. En önemlisi amblemi korudu. Ona saygı duymuştur. O çok önemlidir. Ben de kuzeyde aynısını yaptım. Evdeki amblemi koruyorum halen daha. Evet sevgili yönetmenim, bir tur yapalım mı? Evdim Eurosu. Hadi bir Evdim'de dolaşalım o zaman. Ve sonra da geçip Tofa ile yemeğimizi yapalım. Uygun mu? Evet değerli izleyiciler, kısa bir yürüyüş. Baba evinden, ata evinden buraya kadar yürüdük. Tofa'nın evine geldik. Konuk olduğumuz eve geldik Tofa'nın. Ve sizlere biz bugün Tofa dostumuzun evinde gerçek bir Greftigon'un nasıl yapıldığını, hatta ve hatta onun bilebildiği kadarından da bu kültürün, ada kültüründeki Greftigon'un, gerek Greftigon gerekse hırsız kebabı denilen kebabın yapılışını anlatmaya çalışacağız. Evet, bir bakalım Tofa'ya nereye dönünce. Tofa! Bu iş neresin? Erkume! Hadi, hadi! Ha, biz geldik, sen nereye gittin ama? Ben Bodna'ydı. Hadi gel. Hoş geldin sen de. Teşekkür ederim. Aa, güzel Türkçe konuşuyorsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldin. Abi, çok güzel duruyor Tofa. Güzel. Yok, gelin, çok gelenekse bu Kıbrıs urbası. Hem kasap eti. Hem şef. Gel böyle bakalım, yazın senin şey Serkan. Dur oruçta. Ha seni çeksin böyle. Ya çok güzel bir tuha bu. Vragan da güzeldir. Kombi. Vragan da güzeldir. Vragan güzel. Bak o tarafa ama. Beni babam. Bak oraya şimdi. Gel böyle Vraga seni. Vragan beni babam. Ha babasını da diyor Tofa. Prakti beni etiye. Etiye prakti bana. Bana. Ha. Hadi gel Tofa buraya. Gel ha konda mı? Gel. Ne yapan iyisin? Ne tokunda su? Ya. Ete konda mı? Ama sen hanım. Ben gelmedim. Hoppala. Hoppala. Güzel Türkçe konuşun. Güzel Türkçe konuşun Tofa. Türkçe konuşun. Konuşun güzel. Güzel, tabii güzel. Evet. Biz zamandan eftakomi çok da zaman şimdi yedi konu. Yedi konu. Yedi konu. Biz çocuklar Türk, Rum hepsini beraber. Okuduğunuz şey yaptınız, yaşadığınız. Okuduğumu yok. Yaşadığınız beraber. Ben hiç gitmez okul. Hiç gitmez, hiç gitmez. Şimdi ona geleyim, nasıl bir şey sorayım ben. Bu dediğin babandan kalmadır Vraga. Vraga. Vraga babadan kalmadır. Bunu eskiden gelirlerdi Kıbrıs'ta. Eskiden çok çok. Çok gelirlerdi. Çok gelirlerdi. Hepsini, ha. Hepsini. Bunu nedir adı? Mandilya? Mandil. Mandil yoksa mandilya? Mandilya. Mandilya bunudur. Budur. Bu da mandil. 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 Evet. Mandil. Bunu köyde nerede gelirlerdi eskiden? Yani her gün gelirlerdi yoksa? Her ovada gelirlerdi. Yok. Her gün. Her gün. Çocuklar büyük Vraga. Hep Vraga. Çok da zaman. Eskiden. Potin'e geldiniz. Potin. Çangar. 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 Bir çangar hatırla. Ben çocuk bir çangar var. Beni babam boyuna. Boyuna yapıyorum. Ana. Ferajini boyuna bocigato. Boyunuz. Boyuna. Bocigato. Anladı değil. Anar, anladı. Anar. 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 Anladı. Akıllı çok. Ha evet. Akıllı çok. Beni babam o zaman çocuk. Zamanda gider ki çangar beni boyuna. Boyuna. Baba ne ister? Nedir boyuna? Boyuna. Boyuna ba. Boyuna. Nedir boyuna? Ha boyuna. Boyuna. Babura. Evet anla evet. Tofi bunları getirdi bize. Boyuna. Ha bunlar boyunadır değerli izleyiciler. O zaman. Aha. Hatırlan bana boyuna 1 lira 25 şilin. Ondan sonra gördün bunu. Gommadi. Ha, en gommadi ha. Haça, en gommadi ne vale? 5 şilin. Ben de sevinyam. Niçin sen bunları giymedin? Giymedim. Şimdi giymedin bunları da gelin kutunları. Ha küçüktür. Evet bunları senindir. Beni baba kesat. O kadar. Küçük. Küçük. Ben zamandan ben şaka yaptım. Beni baba öyle
yaptı. Peter Giro. Düğün beraber. Zamandan düğün var. Beni babam düğün. Oynan. Tabii. Becerin. Pikavi çalan. Çala. Çalan pikavi. E tamam dur bir dakika bir temla çalan biraz sonra istersen. Tamam. Şeyde. Ve çok acele ettik. Böyle bildin. Unuttuk hepsini şimdi. Ben şimdi acele. Tamam güzel hoşuma gitti. Hoşuma gitti. Şimdi bu Vraga hep kara rengiydi yoksa? Hem. Karaydı. Kara. Mavro hep. Kara. Beyaz. Her zaman yani çevirdi hiç beyaz. Boya yaptı. Boyacı. Ha. Boya yaptı. Niçin hep kara giyerdiniz? Niçin? Ha hep kara renk. Eskiden öyle gelir. Yani şimdi bir aile lüzum oğlu, lüzum koca karı kara. Adam kara hepsini. Öyleydi. Öyle yaptı. Beni oğlu şimdi 10 sene oldu. Ben şimdi kara. Ha onun için. Onun için. Başka renk giyerlerdi yoksa giymezlerdi. Hep karaydı. Hep karaydı. Ha? Hep karaydı. Her tarafta kara giyerlerdi. Reşberi hepsini. Hep kara. Hepsini Paskalya'da ne giyerdiniz? Paska, öyle. Paskalya'da aynı. Bak bura, beni dedem bu boyuna. Evet. Hadi şimdi giyecek de galiba. Burada beyaz, öyle. Ha, çapıt. Çapuk, öyle. Çapıt, ha. Ha. Öyle. Ha. Vraga, zostra, öyle. Ha, trabluz. Sapur, ha. Ama ben yoktur. Ya. Yoktur. Yine gitti keser. Ondan sonra kese düğün var. Hadi. Öyle. Ha. Kemaneci. Öyle. Ha. Oynar. Oynayacak şimdi. Ha. Oynayacak biraz sonra. Ha. Evet şimdi Vraga'nın şeyi vardı. İpi. Ne sıkar kendini. Yoktur ipi. Spor vardın şey. Yoktur. Ha. Bu Vraga'ların değil izleyiciler. İşten ipi vardır ve onu böyle bağlarsınız ve beli tutuyor. Evet, bu geleneksel bir Kıbrıs Vragası'dır. Bu da mandildir. Mandil. Mandildir. Bunu her gün giyerdiniz eskiden. Her gün. Her gün. İhtiyar. Genç. Zamandan gittiği düğün. Hep böyle mandil vardı değil mi? Öyle mandil var. Leleça var. Ha. Öyle. Yani Türk, Rum aynı giyerdiniz. Aynı. Hep aynıydınız. Ben hatırla beni köver yedik onu. Bir tarafta Türk, bir tarafta Rum. Hı. Ha? Zamandan. Evet. Şimdi Paska şimdi. Bayramınız, evet. Bayramı. Bayram. Biz Paska, bayramı. Çoban bakar biz koyun. Zamandan ha. Bayram, biz bakar onu. Yani değişiler de izleyiciler. Değişiler. Paskalya, Hristiyanlığın bir bayramıdır. Beraber yaşarlarken, Eftagami, eski adı, yeni adı Yedikonuk köyünde. Türk Rum beraber yaşardı ve diyor ki Tofi bizim Paskalya günümüzde çobanlarımıza Türk çobanlar gelip bakardı. Biz bayram yapardık. Onların bayramında biz gidip onların koyduğuna bakardık. Onlar bayram yapardı. Doğrudur. Tabii. Evet tabii. Demek böyle bir şey vardı. Şimdi biz mahalla Türk çocuklar geldi biz mahalla. Şimdi saha 10. Beni anne babam bırakmaz çocuklar gide yalınız. Mahalle, Türk mahallesi. Uyur beni. Eftagomi'de? Eftagomi. Kıçaz 10 yaşında uyur beraber. Ha. Ladanisor. Osmano. Hı-hı. Osmano. Çakara vurdu. Gözün kayboldu. Hı-hı. İster gitti Londra. Ben 12 yaşında. Tofa bakar beni koyun ben gitti Londra. Bakar beni gözüm. Çoban yoktur. Tofa bakar beni. Osman dayı, 200 koyun, yani ister su, yeah. Ne olacak? Osman söyledi, babura ben yollandı beni, Huseta, kaynana, hem Hanife 12 yaşında. Biz uyur beraber Allah için. Allah için. Ha. Uyur beraber Hanife. Hanife o Kuseta uyur beraber. Evet, ilginç bir şey.
İlginç Tofa. Çok enteresan bir öykücük. Evet, Tofa aynı zamanda Eftagami eski adı. Yine adı Yedikonuk köyünden Evdim'e geldi. Bizim köye geldi. Ve şu anda burada yaşıyor. Ve gördüğünüz gibi geleneksel bir Kıbrıs kıyafeti içerisinde Vragas'ıyla beraber, targa süpürgesiyle beraber, başında mandil ve mandilya dediği peşki de omuzunda. Evet de izleyiciler, şu anda biz Tofa'ya gelelim. Az sonra biraz daha gaval çalacağız. Oyun oynayacağız biraz sonra herhalde. Şimdi Tofa. Greftigo. Hırsız kebabı veya Greftigo aynı şey. Bunu eskiden nasıl yaparlardı? Eskide Greftigo. Bana bir kısa özetle bakayım bunu. Birbirine söyledik Greftigo. Greftigo. Babuga. Çok da zaman fukara çok var. Eskiden. Evet. Hem Türk hem Rum. Bu tarafta çok çok var. Bollus işte namı kazayıran. Bu. Anoyra, Praskio, Takna, Pissuri, Platanisca, Platanisca, Aytoma, Alektora. Ne var onda çok? Hırsız? Çorla, hırsız. Çok hırsız, Greftigo. O zaman. Greftigo. Zamandan, bak bura. Biri evlendi. Evet. Evet. Yani gelin. Koca, Greftigo yedi. Greftigo. Çarlak koyun, fırına, Greftigo. Düğünlerde çarları da. Ama Greftigo, bak bura. Çarlar, bir keçi çarlar. Evet. Bir keçi. Ne yapar? Keser. Evet. Çıktı, hepsini hazır. Ne yaptı? Luko yapar. Luko, çukur açar. Evet, tamam. Tamam. O kadar. Bunun gibi. Bunun gibi. Parça. Parça. Evet, bunun gibi deriz yiyeceğiz. Bir parça, iki parça ne kadar istersin? Evet. Bir keçi, onda ateş var. Afdullambrov. Afdullambrov nedir? Lambrov fokya. Fokya ateş. Fokya ateş. Ateş, tamam. Ateş, aşağı. Ya. Kamin bilir. Bosores, kaç saat yanardı? Babura, burada 3 safa. 3 saat ateş, lambrov. Ateş. Babura, ondan sonra harnum. Ha. Alın. Veya şinya. Harnum, şinya. Evet. Su atacağım. Bunu evet. Vallisto mesto nero. Tamam, suya batırın evet. Bu bıraktı tamam. İçinde. Tamam. Ondan sonra alır. Et. Üstüne tamam. Yok, sini yoktur ha. Bilirim tamam güzel. Tamam çok üstüne. Güzel. Çok güzel. Ondan sonra çok güzel. Harnu veya şinya. O şinya. Temizden. Temizler. Evet. Odun. Su gene üstüne. Suya sonra. Yeah. Evet. Ondan sonra kapadı bir taş. Evet. Tamam. Ne yapalım? Çamur. Bino yapar. Çamur. Öyle. Samansız. Greftigo. Kaç saat pişer içinde? Malegon'da mı? İstersen bir gece. Bir gece. Bırak. İsterse 6 saat. 6 saat. 6 saat. O isterse akşam saat 10 kutu içinde. Bugün saat 10, 12 çıktı dışarı. Lokum. Tamam bir şey sorayım. O Greftigo'yu koyduğunda hırsızlar, Greftigo'lar. Hırsızlar ki koyar onu. Greftigo. Onu çıkarınca 10 saat sonra, 6 saat sonra eve götürürler yoksa götürmezler eve. Orası evet. Bak bura. Misafir var. Götürüyor eve. Misafir yoktur. Harnupa. Oturuyor onda. Bir şarap. Bir rakim. Otur. İçer. Uzo içer orada. İçer. Yani onu eve götürmez değil mi genelde? İsterse getir. Polisler araştırdığında. Polis takaladıysanı. Ha onu soracağım. Tamam. Öyle. Tamam. Doğru gider. Sen Greftigo'yu hatırlan gördün. Gördün mü? Hatırlan. Yaptılar yani gördün hırsızları. Ama biz koyun. Biz keçi. Ya, yok yani bilinsen onu. Onu bilinsen. Hani yapılan Greftigo'yu. Polis geldiğinde köye biri çaldığında hayvanı ne dedi polis? Araştırır köyde. Polis araştırır yeri. Bir müzevir. Müzevir ha? Söyledi polis kardeş Tofa yaptı.
He. Polis geldi buraya. He. Evde. Polis yani çok çok sert takaladı seni. Polis söyledi, bu adam fukara adam. Fukara. Çocuklar var. O hoş geldin, hoş buldum. Geldi polis. Neyse, biri telefon attı. Sen çarla bir koyun, bir keçi. Yok ya, beni keçi. Ya. Hmm. Polis, gel otur. Bir rakim, yiyece. Çok iyi, çok memnun hadi. Evet. Eyvallah. Evet. Gidelim. Tofa sana şey sorayım bir de. Eskiden böyle etip kesmezlerdi parça parça. Bazen hayvanın kafasını keserlerdi. Tamam. Önü yırtalar, aralar için bağırsaklarını ve acele 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 onu gömerlerdi. Ve kalırdı 10 saat kalırdı. Ondan sonra onu açarlar ve derisinin üstünden ayırırlardı. Bak. Bu vardı. Kıbrıs'tan, Kıbrıs'tan yoktu. Ben buldum. Babura. Rum taraftan yoktu. Ben buldum Lemos'unda. Hiçbiri... Reçe Lemos'unda buldum onu. Bilmez. En ikisi Rum dipot. Babura. Ben zamanda gitti Mersin, Türkiye. Türkiye. Hı hı. Biz yere gider. Tercüman var. Hepsini. Gider bir yer ama ne güzel ha. Kamera. Fotoğraf bir tane bunda, bir tane bunda, bir tane bu. Çömye bu da. Mustafa Mehmet. Kimdir bu adam? Bu adam Sabi. Biz gider içeri, bir yeme mesa. Divle bumer. Enango madin. Dosu, ben de bokya. Beş. Ayak. Ayak. Dört ayak. Ne bu? Ayak. Delik. Delik ha. Aşağı. Kuyu. Aşağı. Bak burada. Kuyu. Burada bir demir var. Tamam. Öyle. Anladım. Öyle. Ateş var. Ateş. Ye. Eşi fotka. Fotka bu kadar. O zaman nagatsi. Elin kodu içinde. Bir, iki, yandı. Üç, dört, beş, on. On. Tamam. Tamam. Kızıcık. Keçi. İçine. 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 Evet, bunu belki 6 ay, 6 saat. Pişer. 9 saat. Pişer. Alır. Pişer. Şimdi sen gletüyü yaparken. Yapalım. Bunu şimdi yapacağız mesela. Bunu yapacağız. Bunu. Ha. Bu nasıl yapacaksın? Nasıl yapacaksın bunu? Nasıl yapacağım bunu? Onu sen anlat bana. Şimdi önce var söyle malzemeyi. Şimdi istersen gletüyü, delik, ateş. Harno. Evet. Öyle. Tamam. Odu üstüne. Üstüne. Tamam. Kapadı. Yarı. Yarı. Patata yoga. Hiçbir yok. Hiçbir şey. Ha, bu fırına şimdi bu fırına istersen. Ha. Ateş na pirosi kala. Ateş. İyi yanacak. Öyle. Ona kadar. Ona kadar 10. Bravo. 10. Bravo. Ama seni yumuşak. 5. 5. Peşe kadar sayacak biz elimizi. Dovalin mesela o herisu anesklerom sanemenan paosta deka. A tovalo do kreas. Tutu epidim bolla malakto paosta pende. Anyway, uno ne yaptı? Ateş yaptı. Harnu öyle su. Kutu içinde. İşte, tamam. Alır et kutu üstüne. Harnu bu. Üstüne bırak. Tamam. Yani küçücük aldığı ay yaşında. Evet, evet. Üç saat. Keçi, eski keçi aldığı saat. Ondan sonra açı fırına kleftik. Evet, tamam. Bunu şimdi, şimdi ne yapacağız şimdi biz? Bunu şimdi. Ne kullanacak malzeme onu bana söyle. Bu malzeme. Bak burada. Göster badada, orada. Badada, göster orada. Badada. Hepsini soğan. Patates. Soğan. Soğan. Bak bura. Bu tülüm, frumbi, tülümbe otu üzerine koyacağız. Frumbe. Üstüne. Bu keçi eti. Keçi. Keçi. Keçi eti. Tamam. Başka? Ondan sonra. Tuz. Tuz. O kadar.
kimyon. Kimyon. Karabiber. Bu zeytinyağı. Zeytinyağı evdimde. Evdimin zeytinyağı. Onu köyü. He. Onu köyü. Ha. Şimdi ve defne. 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 Bunu. Evet. Ostu üstüne. Ondan sonra su. Bir kadeh su üstüne. Ondan sonra foil ne? Yok, foil yapmayacak. O zaman şinya. Ha, şinya. Foil daha sonradır. Onda yaptı üstüne. Bitir. Evet. Değerli izleyiciler, çok özetle Glefdugo'nun yapılışını, orijinal şeyini size anlattı Tofa. Glefdugo aynı zamanda Leymos'un bölgesinde ve Dip Karpaza'da benzeri şekilde yapılıyor. Ve bu Glefdugo bazen de Ohto'ya yapılıyor. Ohto'ya açıyorlar çukuru, fırını, içine koyup kapatırlar. Üzerine de ayrıca şinyagolar görünmesin diye. Bu konu üzerinde Galebunlu köyünde şu anda yaşamakta olan Süleyman Gurişi dayımız, yaşı 85'tir ve Kıbrıslı yine Andreas ahbabımız Dip Karpaz köyünde bu iki dostumuzla beraber biz Glefdugo yaptık ve Kemal Devici de beraber. Ve orada hayvan çaldık şov olarak, göstermelik olarak ve onların bildiği yöntemle bu Glefdugo'yu yaptık. Bu Glefdugo'yu Ohto içerisinde yaptık ve onu göstermeye çalıştık. Dolayısıyla Glefdugo gerek Kıbrıslı Türkler, Rumlar tarafından bilinen, ortak yenen bir lezzettir. Biz bugün Tofa'yla birlikte size bir Glefdugo'nun yapılışını anlatmaya çalıştık. Bir de bugün az sonra göreceğimiz, fırından çıkmış olacak olan sin içerisinde foyle sarılmış bir Glefdugo vardır. Adı yine aynı geçiyor ama gerçek Glefdugo budur. Çukurda çıplak pişendir gerçek Glefdugo. Biraz sonra bizim şimdi fırından çıkartmış olacağımız Glefdugo da sulu fırın kebabıdır. İçerisinde bunun soğan da var, domates de var, badayaz da var, et de var. Yağ da var içerisinde. O da Kıbrıs mutfağının farklı bir yapılışıdır. Sulu fırın kebabı. Bunu genelde adanın kuzeyinde, güneyinde birçok mekanda bunu görebilirsiniz. Tatma şansınız çok yüksektir. Çok sık bunu görebilirsiniz. Çünkü ticari amaçlı küçük porsiyonlar halinde sunulan bir Kıbrıs sulu fırın kebabıdır. Altını çiziyorum. Glefdugo değildir. Gerçek Glefdugo Tofa anlattığı gibi çukura gömülen, büyük parça halinde kullanılan ve şinya ve harnıp dallarında pişen bir Glefdugo. Yine altını çiziyorum. Ada mutfağında, kültüründe sulu fırın kebabı dediğimiz fırın kebabı Glefdugo tam değildir. Gerçek adı buradaki yapılış şeklidir. Bunu biz anlatmaya çalışacağım şu anda. Ve Tofa'yla sizlere biz bu bilgileri anlatmaya çalıştık. Bu gördüğünüz frumbi, yani tülümbe de et üzerine atılıyor. Çok nefis bir aroması vardır onun. Çok nefis bir aroması vardır. Ve Glefdugo böylece hazırlanır. Evet, bu gayet güzel bir Tofa. Şimdi aşağı ineceğiz. Alalım sulu fırın kebabını. O kebap kaç saatte pişti? Kaç saat? Ha. Kaçta koyun fırına? 15 saat var. 15. O 10 5. 5. 5 mi 15 mi? Akşam koyduksa sabah koydun. Yok, akşam o başka. Akşam. Akşam koydun kaçta o yiyeceğimiz? Ha. 15 saat. 15 saat. Bir ayrıntı da izleyiciler. Bir fırın kebabının ne kadar süre kaldığını ve piştiğini anlatmaya çalışıyoruz. Tofi az sonra fırından çıkaracağımız sulu fırın kebabı 15 saat içerisinde pişti. Bunu daha önce yaptı kendisi. Bunu göstermek için de yaptı. Ne kadar uzun süre bunun pişebileceğini anlatmaya çalıştı. Ve 15 saat bunu bıraktı. Biz biraz sonra fırından çıkaracağımız sulu fırın kebabı 15 saattir fırın içerisinde pişiyor. Ve onu az sonra çıkaracağız. Bu da diye bir dipnot ayrıntı. Fırın kebaplarında ne kadar uzun süre kalabildiğini göstermek için. Ve sulu tabii ki. Sulu olduğu için de yanma riski pek olmaz bu sulu. Doğrudur. Evet. Tamam, evet. Gidelim aşağı şimdi çıkaralım şeyi. Hadi. Hadi. Bu kalsın broşta. Çıkarıp gelelim. Hadi. Ramle. Tamam.
Kıymetli izleyiciler, yukarıda Greftigo'muzu hazırladık. Tüm malzemeyi de gösterdik. Bunu anlatmaya çalıştık. Ve şu anda fırıncığımızı açmaya geldik. Fırınımız gördüğünüz gibi etrafı sıvanmış durumdadır. Evet Tofa. Evet. Şimdi açalım fırıncığı. Sen hiç söylemedin. Açalım. Hadi. Hadi. Ne asmillahi pahallahamaham. Anlamadım. Ne kadar var? En aval ve besbele. Ha gani. Hadi yap. Yap yap. Hem avili. Tamam. Düştü. Hema besbele, hema turca. Tamam. Hadi. Hadi. Evet, gusboyla şimdi fırıncı açıyoruz değerli izleyiciler. Hem de gusboyla açıyoruz bunu biz. Evet. Hadi. Yer yer. Yanman ya. Oynak kursiz. Yok, yok, yok. Yok. Şey değil. Hadi. Şimdi. Aman aman. Al. Evet. Soğuk bunları al. Tofa Folke'de sardı. Tabii geleneklerimizde bu son çıkan bir uygulamadır. Gerçek Kıbrıs mutfağı Greftigo yapımında bu parça ettir ve güzel pişti. Şimdi onu göreceğiz. Güzel pişti. Açalım da Tofa. Açalım buyur. Hı. Evet, bu folye kağıtta yapılmış. Şüpheşkilimiz de gene. Bu da fırın kebabıdır. Fırın kebabı. Bildiğimiz aynı şekilde. Badana, evet, değerli. Badana, keçi, soğan, tomata, rumbi. Rumbi ne? Rumbi hepsini içinde. Evet, şu anda fırın kebabın diye bir versiyonu gördük. Az önce size yapmaya çalıştığımız ise gerçek Greftigo'dur. Bu da Greftigo'nun diğer versiyonudur. Tofa bize ikisini göstermeye çalıştı şimdi. İki farklı yapımı gösterdi. Evet, şimdi biraz sonra hep beraber bunu tatmaya gideceğiz. Hep birlikte bu tadımı yapacağız. Otantik Kıbrıs mutfağının yavaş yavaş sonuna geldik. Finaline geliyoruz. Evet, az önce anlattığımız gibi sulu fırın kebabı gördüğünüz gibi badadezleri, parçalanmış et içerisinde soğanları vardır. Soğan var içerisinde. Nerede onlar? Burada. Soğan vardır. Bunun içinde defne vardı Tofi. Ha defne buldum onu da, tamam. Defne yaprağı, zeytinyağı, su. Bu 15 saat pişti. Bu büyük bir zaman dilimidir. Ve bir sulu fırın kebabının ne kadar uzun kaldığını görüyoruz biz. Evet, bu sulu fırın kebabımız 15 saat pişen. Burada gördüğünüz yeşil salatamız, marul, domates, hıyar var içinde. Sarma var. Bu cacık talatur. Çazuki. Cacuki. Cacuki. Ana. Cacuki. Cacık veya talatur. Her ikisi kullanılıyor değerli izleyiciler. Bunu yaptığı hıyar kullandı galiba içinde. Sarma da kullandı. Evet, salatalık, yoğurt. Burada gördüğünüz paskalya yumurtası. Boyanmıştır bu. Boya. Yenir bu. Yenir. Yenir, kaynanmıştır. Geçen hafta paskalya bayramıydı ve orada bu geleneksel olarak yapılıyor. Bu yapılmıyor. Bu yapılmıyor. Bir de, o nedir? Pilavuna. Pilavuna, evet. Orijinal pilavuna. Bu da Paskalya Bayramı'nda geleneksel bir tattır, yiyecektir. Bunun orijinalliği kuru üzüm ve pilavuna peyniridir. Bunun değerli izleyiciler, üç adı vardır. Kıbrıs kültüründe, ada mutfağında buna pilavuna, ahlavuna, flavuna olarak da biliniyor. Ve çok yaygın bir isimdir bu. Ada mutfağında Türk Rumların yaptığı, hatta ve hatta Dip Karpas köyünde Kıbrıslı Türklerin bile çok sık yaptığı bir tattır. Bugün günümüzde bunu da marketlerde küçük çapta ticari olarak da bulabiliyorsunuz. Evet, burada gördüğünüzde fırın kebabının ufak parçalarıdır. Ve bir de geleneksel köy ekmeğimiz. Burada gördüğünüz gibi köy ekmeğimiz vardır burada. O parçalandı galiba, hepsini bozduk. Evet, tamamdır. Güzel. Evet, trabez böyle. Bu şu anda tipik bir Kıbrıs masasıdır. İçeri çok basit olarak ortaya konan yemek ve yiyecekleri görebiliriz. Tofa, çok güzel yaptın. Teşekkürler. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Sen sana söyleyeceğim bir tane. Bir tane. Dostuna başlayalım hep beraber. Bir tane, iki tane.
Serkan soracağım. Yönetmenime izin verirse ben karışmam. Yönetmenim sen nedir şey? Karar. Siga iki tane. Very good. Oh my yavaş, god. Yavaş, evet. Yavaş. Cihan Sirto. Sirton. Nigalo. Sirton. Dur bakalım ne var. Hadi. Estia Lusan, che venían tan más que a mute que a mavromatusan. ¿Te dicen? Ya no estoy. Le vengo a checarle. Ne hecho, ne es más renunte, más chile de niñazo. ¿Te lo usan? 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 ¿Te lo Ανεβασμένος στα σύννεφα πετάω όταν αγκαλιά μου μωρό μου σε κρατάω. Είμαι ανεβασμένος, δεν ξέρω πια που πάω, ένα μόνο ξέρω που τόσο σ' αγαπάω. Είμαι στα χάη μου όταν σε έχω πλάι μου, όταν είσαι χωριά μου με τρώει στεναχωριά μου. Είμαι στα χάη μου όταν σε έχω πλάι μου, κι όταν είσαι χωριά μου με τρώει στεναχωριά μου. Evet değerli izleyiciler, Tofa güzel bir gaval dinletisi, Big Gabri. Ondan sonra güzel bir oyun oynadı bize, çok sağ olsun. Ve programın sonuna geldik. Evet, şimdi bakalım yemeğimize. Burada neyimiz vardır? Ben de yağcıyı severim Serkan Bey'in. Yağcı güzel olur çok. Kolesterol falan dinlemem o konuda hiç. Evet, bu yağlı yağcıyımızdır. Bu da küçük bir patates. O da tamamdır. Evet izleyiciler. Bakalım 15 saatlik bir et nasıl pişti? İlik gibi oldu değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi. Çok nefis bir tat.
Evet. Et de eridi. Patates da içerisinde çok yumuşak. 15 saat kalınca ne erimez? 15 saat içerisinde ne bitmez? İlik gibi olur her şey. Ve diğer taraftan da cacığımız gördüğünüz gibi az miktarda buna koyduk. Evet değerli izleyiciler, otantik Kıbrıs mutfağı programımız. Köyümüz, babamın köyü Evdim'de, Tofan evinde şu anda son buluyor. Çok güzel bir tur oldu. Sizlere Greftigo'yu, hırsızı anlatmaya çalıştık. Burada işimiz bitmiyor. Gelecek hafta yine devam ediyoruz. Otantik Kıbrıs mutfağını sürdürebilmek için devam ediyoruz. Israrla devam ediyoruz. Bu kültürü sürdürebilmek için, genç kuşaklara ada kültürünü yaymak için bu konuda çaba harcıyoruz. Hoşça kalın. Neriman Ceyt hocamın dediği gibi sevgiyle kalın. Sevgiyle yaşayın. Yamicha che o porfio su jardina, yamicha che o porfio su jardina.